Merhabalar, YouTube amca bizi dinliyor ve onun için kanalımıza abone olmanızı rica ediyorum. Beğenirseniz sevinirim, beğenmezseniz de neyi beğenmediğinizi yazmanız beni mutlu eder. Şimdi bir kan tetkikinden bahsedeceğiz. Bu kan tetkiki oldukça stratejik bir kan tetkiki. Gözünüzü korkutmak istemiyorum ama özellikle belli bir grup için son derece önemli. Erken teşhis açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu enzimin ismi laktik dehidrogenaz enzimi, LDH olarak belirlenmiş, kısaltması kullanılıyor. Zaten bunun önemi şuradan köken alıyor. Hücremizdeki enerji üretimi glikozun yakılmasında stratejik bir öneme sahip. Yüksek olduğu zaman da hücre hasarı var. Demek ki hücre yıkılmış, hasar nedeniyle de bu enzim dışarı çıkmış ve kanda yükselmiş demektir. Bazı hastalıklar var, o hastalıklarda da artıyor. Fakat bu hastalıkları bir bütün olarak değerlendirmenizi rica etmiyorum. Çünkü niye? Bunların önemini teker teker göreceğiz. Kırmızı kan hücreleri bence en önemli olan hücreler. Bunlardaki bir takım sıkıntılar, lenf dokusu, kan dokularında olan sıkıntılar özellikle bunu yükseltiyor. Fakat bunun yanında karaciğer hastalıkları, akciğer embolisi özellikle böbrek hastalıklarında yükseliyor. Başka ne de yükseliyor derseniz pankreatitte yükseliyor. Kalpte yükseliyor krizde ama artık eskisi kadar kullanılmıyor. Kas hasarı ve enfeksiyonda. Ama bunların hepsi hemen hemen çok ciddi belirtiler gösterdiğinden dolayı ben daha ziyade kırmızı kan hücreleri ve özellikle kanserle ilgili olan konulardaki yüksekliğe değinmek istiyorum. Bir kere her şeyden evvel şunu söylememiz lazım. Söylediğimiz gibi en basitinden başlarsak herhangi bir kötü neden olmadan da tansiyon düşüklüğünde veya oksijen düşüklüğünde de yükselebiliyor. Eğer ağır spor yapmazsanız o zaman kaslarda da açığa çıkan laktat nedeniyle yükseliyor biliyorsunuz. Kemik kırıklarında yükseliyor. Eskiden kalp krizinde kullanılıyordu fakat şimdi o kadar kullanılmıyor. Çünkü troponin I denilen daha spesifik özgün bir enzimimiz var. O daha önemli. Özellikle enfeksiyon, HIV yani AIDS, pankreatit, akciğer embolisi, böbrek karaciğer hastalıklarında zaten başka belirtiler ve başka tetkikler de yüksek oluyor. O yüzden buna felci de ekleyebilirsiniz. Bunlar genel tablo olarak değerlendirilmesi gerekiyor. Ama söylediğim gibi ben size daha özel bir takım alanlara dikkatinizi çekmek istiyorum LDH yüksekliğiyle. Kadın erkek 220-240 civarında bir sınırı var. Çocuklarda daha yüksek. Özellikle ilk 6 ayda yüksek. Peki benim dikkatimi çekmek istediğim konu ne? Birincisi özellikle yaşla beraber MDS denilen bir durum var. Miyelodisplastik sendrom diye. Ve özellikle bunun bir alt grubu lösemi var. Özellikle kansızlık çeken, nefes darlığı, yorgunluk olanlarda LDH yüksekliğine mutlaka bakmak, hatta sık sık kontrol etmek gerektirdiğini öneriyorum. Bir de lenfomanın da ilk sinsi belirtilerinden bir tanesi de olabilir. Lenfadenopati çıkmadan daha önce de görülebilir. Bir de testis kanserlerinde özellikle genç grupta LDH yüksekliğini gerçekten çok ciddiye almak lazım. Ben özellikle bu videoyu bu üç konuya dikkat çekmek için hazırladım. Çünkü bu şekilde eğer erkenden teşhis imkanı olursa çok daha iyi sonuçlar alınma şansına sahibiz. Ve kanser tedavisinin başarısında da bu LDH enzimi takip ediliyor. Tabii ki tek başına bir test yüksekliği yeterli değil. Bir kere hemoliz yani kanın eritrositlerin parçalanması, trombositlerin yüksekliğinden de ortaya çıkabiliyor.